Gençler merhabalar, Oblivion'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Martin bize Joffrey'nin bizimle görüşmek istediğini söylemişti. Kendisiyle bir görüşelim bakalım. Merhabalar. Şehrin dışında Oblivion geçti. Since you've dealt with these gates before, I'd like you to help the Countess's guard close this gate. Tamam, daha önce iki tane geçit yok ettim. Tecrübeliyiz bu konuda. Geçit nerede? Captain Bird is waiting for you outside the Bruma City gate. He'll show you the Oblivion gate, although I doubt it will be hard to find. Tamam. Bir Oblivion geçidi varmış arkadaşlar. Joffrey Bruma yakınlarında bir Oblivion kapısı açıldığını ve Kontes'in yalımlardan yardım istediğini söyledi. Şehrin surları dışarısında yüzbaşı Bird'u bulup kapıyı kapatmasına yardım etmeliyim. Bu sefer tek olmayacağız. İlk Oblivion geçidini oyunun başlarında bir hikaye gereği yapmıştık. İkincisini haritada random gezerken kapattık arkadaşlar, hatırlarsanız. Ve şimdi üçüncüsünü kapatmaya gidiyoruz. Nerede? Çok uzak mı? Çok da uzak sayılmaz. İşte burada. Bir saniye. Ben daha önce de bunu düşürdüm. Bu gene reset atmış. Oyun bazen restart atıyor anlamadığım bir şekilde. Mouse hızı. Thanks for coming. Since we had the hero of Kavach available, I didn't think it made sense to try this on our own. We're ready when you are. Just say the word and we'll fight. Tamam, hadi girelim direkt. Ben hazırım. Teçhizatlarım gayet yerinde. Kalabalık giriyoruz. Bu işimi bir nebze olsun kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Nobody likes the idea of going into that thing, but it's our job and we're going to do it. If we don't, Bruma ends up a smoking pile of rubble like what happened at Kavach. And that's not going to happen. Aynen, diğer şehri hatırlıyor musunuz oyunun başlarında? Buradan bir sürü akın etmişti şeytanlar. Şehri kül içerisinde bırakmışlardı, yıkmışlardı. Haydi bakalım. Şurada bir tane lobuk. O bende. Sakin. Tamam, güzel. Haydi bakalım. So far, so good. Oh. 3x. Oha. Çok iyi, çok iyisiniz. Gençler buraya gelin. Bu arada dostlarım, yeni oyunlarımız da yolda geliyor. Stalker da bitmek üzere. Desteğinize çok ihtiyacım var. Kanalımı arkadaşlarınıza paylaşırsanız, gruplarınıza paylaşırsanız çok memnun olurum. Kanalımın büyümeye ihtiyacı var. Kanal büyüdükçe ben de daha iyi hissediyorum kendimi açıkçası. Sizlere daha kaliteli sunumlar yapabileceğim zaman içerisinde. Hop. Şu abiyle bir konuşabiliyor muyuz? No, we can do this. We have to do this. Glad you're here. We wouldn't have a chance otherwise. Takip edin. Şuraya gireceğiz arkadaşlar. Ama maalesef buradan giremiyoruz. Şuradan devam edeceğiz.
Look out. Güzel. Çok iyi, çok iyi ya. Takım halinde olmak çok güzel var ya. İşimi epey kolaylaştırıyor. Şuna bayağı bir iyi dalacağım bak. 3x hasar çok güzel. Abi şunlardan nefret ediyorum. Elektrik çarpıyor onlar. Yok, ateş atıyordu, pardon. Oha. Bunlar bana zarar veriyor. Bak az önce de bir tane yaratık buna değdi ve öldü. Çok az canı kalmıştı zaten. Sakın sizler yaklaşmayın ona. Kaydedelim. Allah dikkat edin buna. Eyvah. Gelin gelin gelin. Şunlara yakalanmayın sakın. Oo. Tamam, güzel. Yırttık. Aa! Çok güzel. Bende kalın. Aslında teknik olarak onların benim önümde ilerlemesi lazım. Bense onların arkasında ilerlemem gerekiyor. Ama olsun. Oha. Görünmezlik iksiri kullandı lan adam. Ya şimdi içerileri zor oluyor, tamam mı? İçeride de şunlardan oluyordu genelde, değil mi? Ama kalabalık olduğumuz için iyi olacağız. Tekrardan şu alev atan kuleler var. Onlardan uzak kalalım. Eyvah. Eyvah. Oo. Tamam, çok iyi. Şunları alalım. Direnç hasarı falan, bunları kullanmıyoruz pek. Vah. Tek asker mi kaldık lan biz? Hop. Tamam, buradan içeri gireceğiz. Şuradan geçmiştik. İki kişiyiz. Bu da bir şey. Ah! Çok kötü oldu bu. Şuradan enerjimizi yenileyelim. Güzel. Gelin bakalım. Hadi bakalım. Nerede? Göremiyorum. Aferin lan size.
Yapacağız yapacağız. Bir dakika şimdi. En tepeye çıkacağız. Biraz uzun sürüyor ama yardımınız sayesinde bu işi daha hızlı halledebiliriz. 8 bad shot. Tuzaklar var. Arkadaşlar dikkat edin lütfen. Hadi in. Oğlum adam çok pis yaralanmış. Bird ölmeyecek belli ki. Epey güçlü kendisi. Al işte öldü. Bekliyordum onun ölmesini. Onun ölmesini biliyordum. Bekliyordum yani. Altınını alırım. Hadi paşa, hadi paşa. Oha bu ne lan? Kesti. Aman dikkat et, onu da kesti vallahi, ikimizi de kesti. Çok iyi. Okumuz gayet iyi. Yaşayacağız. Sen şuradan gitseydin de ben buradan gitseydim. Neyse gel gerçi yanımda kal. İkimiz farklı karakterleriz. Yani biri kılıç, yakın dövüş. Birimiz ise okçu. Güzel. Bu kadar çok yakın temas kurduğumuzda aslında hançere geçmem lazım. Ben onu hep unutuyorum. Çünkü yakın temasta çok kullanışlı olmuyor. Aa! Ama bir dakika bunu halledip... Oo ulan sen öldün zannettim. Helal olsun sana ya. Adam güçlü. Harikayız ya, harikayız. Seninle çok iyi takım olduk. Sevdim seni. Buradan gidelim. Mühür anahtarı, alalım bunu. Buranın anahtarı galiba. Arkada da bir kapı vardı ama... Burtlu mühür taşı bölmesine geldik. Şimdi kapıyı kapatmalıyız. Ay geldik. Ay çok özür dilerim ya. Sen alırsın onları. Ben yukarıdakine dalacağım. Ya mükemmelsin sen. Oo. Olsun olsun. İyi iyisin. Taşıma kapasitesini açtım çünkü nerede o ya? Bir tane kalkan aldık yanlışlıkla. Nerede lan o kalkan? Burada. At onu. Epey de ağırmış ya. Güzel.
Başlıyor ona. Kayıt. Sağlık. Bu seferki ne kadar kolay oldu hatırlıyor musunuz? Bir öncekinde tek başınıza girdiğimiz zaman epey bir vaktimi almıştı benim. Haydi Allah kabul etsin. Ufak mühür taşı eklendi. Çok güzel. Yüzbaşı Bird'le birlikte kapıyı kapattık. Benden başka isteği var mı acaba? Onu soralım bakalım. Güzel Bird. It was an honor to serve with you, sir. Now that I've seen how it's done, I think my guardsmen and I can handle any new gates that open near Bruma. Tamam. Artık tecrübe edindi. Açılırsa kendimiz hallederiz diyor. İnşallah. You did it, Captain. You closed the Oblivion Gate. We didn't think we'd ever see you alive again. Believe me, it was no picnic. But thanks to our friend here, I now know we can close these hell gates. We can defend Bruma. Güzel. Hadi bakalım dostlarım. Şimdi şeyin yanına gideceğiz galiba. Pardon. Haritamıza bir bakalım. Tamam, tekrar şeyle Martin, pardon, Joffrey ile az önce oyundan attı yine arkadaşlar. Tekrar şeyle konuşacağız bakalım, kendisine rapor verelim ve hikayemize devam edeceğiz. Şu müziklere bayılıyorum ya. Soundtracklerini ara sıra açıp dinlerim. İnsanı sürüklüyor yani. Evet, Joffrey. Good work. Captain Bird and his guardsmen should be able to handle any additional gates, at least for now. But the Bruma Guard cannot defend the city indefinitely. The Daedra of Oblivion are innumerable. The guardsmen of Bruma are not. Doğru söylüyor. We need to gather what allies we can before Bruma is hopelessly besieged. If the Mythic Dawn manages to open a great gate here, the city will need a stronger garrison for there to be any hope of defending it. You should speak to the rulers of the other cities of Cyrodiil, as well as the Elder Council. Ask them to send aid to Bruma before it is too late. Büyük konseyle görüşeceğiz. Büyük birlik falan toplayacağız arkadaşlar. Yardım için. Başka ne yapabiliriz? Martin made progress on the Mysterium's axes while you were gone. Martin de şu kitapla alakalı bir şeyler bulmuş. Onunla da bir görüşelim. Bu da yardım ne demekti? Tamam, Cyrodiil'daki diğer şehirlerden destek alacağız arkadaşlar buraya. Çünkü kapılar daha çok buraya açılıyor. Çünkü Martin burada. Şey de burada ya. Burada önemli şeyler var. Burayı korumamız lazım. Cyrodiil'in en önemli kalelerinden biri oluyor anladığım kadarıyla burası. O yüzden Oblivion geçitleri buraya çok sık açılmaya başlıyor. Biz de Cyrodiil'daki büyük konseylerle toplantılar yapacağız, görüşmeler yapacağız ve buraya destek ordular yönlendirmelerini sağlayacağız. I'm glad to have Boris here. He guards Martin night and day. His way of atoning for the death of Emperor Uriel, I suppose. Ama ondan önce Bruma tehlikesi her geçen gün artıyor. Ondan önce oha. Bakın her şehire gideceğiz. Bütün şehirleri işaretlemiş, görüyor musunuz? Bütün şehirlerle konuşacağız. Hepsinden buraya destek çağıracağız. Bulut Hakim Tapınağı'na, Bruma Kuzey Kapısı. Bak burada da var bir tane Oblivion geçidi, gördünüz mü? Tamam. Fakat bunu yapmadan önce Martin cennete giden portalı açmak için ihtiyaç duyduğu ikinci maddeyi sormalıyım. Martin'le bir konuşalım, bir şeyler daha bulmuş galiba. I figured out another item needed for the ritual to open the portal to Cameron's paradise. The second item is the counterpart to the first, the blood of a divine. This, unlike the Daedra lords, the gods have no artifacts and do not physically manifest themselves in our world. How then
to obtain the blood of a god. But Joffrey solved it. The blood of Tiber Septim himself, who became one of the divines. This is a secret remembered only by the Blades, passed down from one Grandmaster to the next. Joffrey should tell it to you himself. Joffrey'nin yanına gideceğiz tekrardan. Bana açıklamayı yapacakmış. Bir takım tanrıların kanından bahsetti. Buradaki gizemi, bu kitaptaki gizemi de çözdüğümüz zaman arkadaşlar şu geçidi vesaireyi kapatacağız. Artık yani ve böylece bu diyarı kurtaracağız. Umarım. Şununla bir görüşelim. So, Martin wants you to recover the armor of Tiber Septim. I wish that... The armor is in the shrine of Tiber Septim, in the catacombs beneath the ruins of Sankator, a holy place. But Sankator became evil long ago. No one has returned from the shrine of Tiber Septim for many lifetimes. Oh, kimsenin geri dönmediği bir mezarlığa gideceğiz arkadaşlar. Düşünün yani. Sankator'da neler var? I do not know. The catacombs of Sankator were sealed by the first Grand Master of the Blades. The four mightiest blades of Tiber Septim's day, Elaine, Valdemar, Rhelas, and Khaznar, went to Sankator and never returned. Here, this is the key to Sankator's outer door. I fear I am sending you to your death, but we have no other choice. Yanıma birkaç adam mı verseydiniz acaba? Neyse. Haritamızda güncellendi burası. Fakat önce şunu bir halledelim diyorum ben. Buradaki şehirlere teker teker gidelim. Bence fast travel yapabilirim. İlk önce şuraya bir gidelim. Niçin gidemiyorum? Ben daha önce buraya geldim. Kapalı mekanda olduğumuz için mi gidemiyoruz acaba? Bir saniye. Evet. Buralara bir hızlıca fast travel yapalım. Buradaki konseylerle, üst rütbeli insanlarla bir görüşelim. Durumu izah edelim. Neredeydi? Doğru mu gidiyorum? Hayır. Şuraya gideceğim. Saat de geç oldu be. Krallar marallar uyuyordur yani, yatağından kaldıracağız. Aha. Ay çok pardon. O zaman biraz bu şehirde ben vakit öldüreyim. Tabi bu öldürdüğüm vakti size göstermeyeyim. Uyuyalım. Şimdi herkes uyanmıştır. Yes. Ya bir de ben bu Elder Scrolls serisinde şu şeyi de çok seviyorum, detayları. Morrowind'de de vardır bu muhtemelen. Skyrim'de zaten vardı. Gerçekten bir haritanın şehirleri, kaleleri, her kalenin bir bayrağı ve kralları falan var. Yani bu kralların olması, bunların odaları, onların odalarına giriyorsunuz. Gece olduğunda onların uyuduğunu görüyorsunuz vesaire. Yani çok güzel detaylar ya aslında. Yeni nesil bir Elder Scrolls oyunu kim bilir ne kadar güzel olacak, tahmin bile edemiyorum. Yani umarım hayal kırıklığına uğramayız ama bekliyorum. Mükemmel bir oyun bekliyorum. Elder Scrolls 6 geliyordu değil mi? Tabii evet. 6. oyunda. It's a pleasure to meet you. I'm Countess Velga of Coral. I wish I had time to chat, but I'm afraid I'm in the middle of an investigation. Soruşturmanda sana yardım falan mı edeceğim acaba? Bak şimdi bir de böyle bir durum olacak. Hikayemiz bayağı bir uzayacak. Ben bu insanlardan Burma'ya yardım isteyeceğim. Bunlar da bana diyecek ki işte ben böyle böyle bir şey yapıyorum. Sen bana yardım et, ben de oraya giderim. Sen önce bir Burma'ya yardımdan bahsedeyim. Evet. Daha önemli.
Tamam. Dışarıda bir Oblivion geçidi varken asker veremem dediğine göre dışarıdaki Oblivion geçidini mi kapatacağım abi? Coral tehdit altında olduğundan asker yollayamıyor. Coral'daki Oblivion kapısını kapatıp Contest'tan tekrar rica etmem gerekecek. Oo arkadaşlar zaten daha yeni şey yaptık ya. O zaman şunu yapalım mı? Şunu yapalım bence. Oblivion geçidini daha sonra kapayalım. Çünkü daha yeni kapattık. Bir daha giremem ya oraya artık. Şey oldum. Bunalırız yani. Sizi de çok boğmayayım. Bu bölümdeki hikayemizi şu şekilde ilerlersek daha sağlıklı olacaktır. Buraya fast travel yapamıyorum çünkü daha önce gitmediğimiz bir yer. Oblivion geçidi de burada bu arada. Kalenin dışında. Fakat şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Benim atım ölmüş. Hatırlıyorsanız bir önceki bölümde şeyler kovalıyordu bizi. Bir ışık hüzmesi gibi bir şeydi. Onları zaten zor öldürmüştüm. Ben oradaki sahneyi hatırlıyorum. Atım orada epey bir yaralanmıştı ve kaçmıştı. Orada muhtemelen kaçtı ve can çekişerek ölmüş olabilir. Çünkü fast travel gerçekleştirdiğim halde atım gelmiyor. Galiba kendime yeni bir at alamam gerekebilir. Fakat şöyle bir durum var. Yani oyunda at çok gerekli değil ya. Sırf işin havası yani. Çünkü at çok da hızlı gitmiyor. Hemen hemen karakterin koşma hızıyla aynı. O yüzden alır mıyım almaz mıyım bilmiyorum. Yalnız çok tatlı manzara ya. Ne var lan peşimizde? Oo. Güzel. Epey yaklaştım dostlar. Şurada bir dere var. Dere akıyor. Allah! Oğlum. Oo, iki tane. Şimdi biz burada ne yapacaktık arkadaşlar? Sensitor'a gidip Tiber Septim'in mebedini bulup kutsal zırhını Martin'e götüreceğiz. Oldukça zorlu bir görev olduğu söylendi bize bu. Tabii ki üstesinden geleceğimize eminim. Hadi ama. Bu ne lan? Lekeli mantar. Yaklaştım. Burası. Oha iskeletler. Uzun zaman olmuştu bunlarla karşılaşmayalı. Sanırım bir tane daha var. Evet, okçu. Oyunda bug var şu anda. Ok görünmüyor bende. Uf çok iyi fırladı. Senin oklarını alırım ama. Bu arada bir şeye bakacağım.
5. Oğlum bunun bayağı düşmüş şeyi ya. Ben bunu nasıl tamir edebilirdim? Tadilat çekiciyle. Ama tamir edemiyoruz. Çünkü tamir yeteneğimizin falan daha yüksek olması gerekiyor. Şimdilik idare edebilirim. Bir tane daha zaten yakıcı yayımız var. Bunun da sağlığı epey iyi. Şunu bir alsana Allah aşkına ya. Neymiş bu ya? Her merak ettim ya. Çok iyi bir şeyse tutacağım. Eğer değilse satacağım. Gel bakalım. Nerede abi? Hadi canım. Ne kadar süre duracak bunlar? Hep mi? Ama durduklarında ben onlara hasar veremiyorsam ne faydası oluyor? Bakın şimdi. Güzel, tamam, güzel anladım. Durduklarında siz onlara hasar veremiyorsunuz. Fakat savaşayım bir saniye, ben onları bir öldüreyim. Şöyle bir iyiliği var onun. Şimdi söyleyeceğim. Şimdi hatırlarsanız bazen çok bir sıkışıyoruz ya. Çok yoğun düşmanlar akın ediyor. O gibi durumlarda. Ama bu niye bu kadar yaralanmıyor? Bu bayağı güçlü. Hadi be. Yeter ulan. Sıkıldın. Oha. Şu oku kullanalım bir süre. Bunları toplayalım. Mesela bazen çok sıkıştık değil mi? Büyük düşmanlar geldi. Gücümüz çok iyi değil. Hemen onu kullanacaksın. Tüyeceksin oradan. Bu şekilde kullanışlı olabilir. Ama emin değilim ya. Yine de satabiliriz bence onu. Oha. Bu ok da çok iyiymiş yalnız. Bu nedir? Hiçbir şey. Ne diyorsunuz, sizin fikriniz arkadaşlar? Sizce kalsın mı satalım mı? Çok da iyi bir paraya gidecek. Para sıkıntımız şu anda yok. Fakat bana olan yükü bunun 10 kilo. Yani satılabilir ya. Bu arada okların bayağı azalmış. Ona dikkat etmemiz lazım. Simülatörün altındaki mezarlıkların girişini buldum. Tiber Septim'in mebedi burada olmalı. Joffrey Allah'tan anahtarı verdi. Oyunumuzu kaydedelim arkadaşlar. Yenileme büyü dalında çırak oldun. Artık çıraklık seviyesinde yenileme büyüleri yapabilirsin. Yenileme büyülerinden kastı, sağlığım daha da mı iyi artmaya başladı? Abi hayalet var ya. Bunlar korkutucu oluyor bayağı. Bunlar acayip oluyor var ya.
Hop. Son anda be. Bu hayaletlerin suretleri de çok iyi yalnız, biliyor musunuz, tasarımı? Hiç fena değil. Kaydedelim. Gördüm seni. Aa, 3x alamadık bunu. Sesten korktum, sesten. Yani hani hayalet mayalet diyoruz. Fena patladık ya. Harbi kalpten korktum yani. Şey, yani hiç tuzak olduğu aklımın ucundan geçmedi. Şey zannettim ben. Oraya saklanmış bir şey var ve bana birdenbire atakta bulundu gibi şey yaptım. Kusura bakmayın sizleri de korkuttuysam eğer. Ulan arkadaş ya. Tatlı tatlı oynuyoruz şurada, ne güzel. Eyvah ya, iki tane hayalet verme bana ya. Bu arada dostlar, bu mobil platformda da Elder Scrolls oyunu var. Elder Scrolls Arena diye mi geçiyordu, neydi? Ben onu uzun bir süre oynadım ama bir yerden sonra sıkmaya başladı, sildim. Oynayanınız oldu mu? Oynayanınız var mı? Onda da böyle mahzenler falan var, sürekli ilerliyorsunuz vesaire. Görsel anlamda gayet iyiydi yalnız. Mobil olmasına rağmen. Hayaletlere alıştım. Bu şekilde hayalet çıksın yeter. Ekstra bir boss istemiyorum lütfen. Abi burada bir şey var. Hop. Rün cevherimiz var. Rün cevheri sayesinde bu şeye güç doldurabilirim ben. Okuma. Hani alevli ya. Arkadaşlar şey kalmadı ya. Oha, bu neymiş? Çok hafif ve çok iyi para. Satarız yani en kötü. O ne lan? Riolus'un hayaleti. Kimsin? I was Riolus, loyal blade of Emperor Timer Septim. I do not know how long I have been dead. Yüzüklerin Efendisi'nde de hayaletler vardı ya, onlar gibi ha. Sana ne oldu? My three companions and I were sent here by the Emperor Tiber Septim to discover what evil had defiled the holy catacombs of Sankator. We did not know that the Underking, who was Zirin Arthas, had risen to take his first revenge upon his former. And ensnared us in his evil enchantment and bound us here to guard forever. Oo, seninle savaşacağız o zaman. Koruyucu.
Yeraltı kralı hala orada mı? Tamam, yok, bununla şey yapmayız. Kardeşlerimi kurtar ve birlikte yeraltı kralının lanetini kaldırabiliriz. Bunlar lanetlenmiş arkadaşlar burada. Peki sen beni takip edip bana yardım etme durumun var mı? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu da 7 damage veriyor. Bizim bu da 7 damage veriyor. Ben şu gölge koparanı kullanırım ya. Şu hançeri var ya, şunu satacağım yani. Bilmiyorum, emin olamadım. Tamam, sen burada kal abi. Sen nereye gitmek istiyorsan git. Haritada görevde ne diyor? Vurduğu laneti kaldırmaya yardım etmeleri için diğer 3 yalım ruhları da özgür bırakmam gerek. Korktum yalnız var ya onu ilk gördüğümde. Tuzak yok değil mi burada? Sen yardım edecek misin bana acaba ya? Paşa vallahi gidiyor zaten. Hayalet hayalete savaşmayacaktır. Şimdi bir sağ tarafta yer var, bir sol tarafta yer var. Gelin biz sağdan bir gidelim o zaman. Doğru mu? Evet. Biz şimdi bunun kardeşleri mi ne varmış? Burada lanetlenmişler. Onları da kurtaracağız arkadaşlar. Onları kurtardığımız zaman burada alacağımız şeyi alacağız. Arkamda da var lan hayalet. Arkamdaki gelmese bari. Fazla zor değiller bunlar yalnız. Uf, yalnız görünümü çok iyi ya. Baksanıza yakından tipi. Yani gerçekten birdenbire arkanıza böyle bir şey çıktığını düşünseniz arkadaşlar. Okları toplayalım, bunlardan oklar içlerinden geçiyor, zarar veriyor ama baksanıza. Ok azaldı, ok çok azaldı.
Aşağıda iskelet görüyorum. Buradan mı gideceğiz abi? Çok karışık ya. Aa. Bunu bir deneyelim mi? Gölge koparan. Bence şu anda bu çok daha iyi. Bence bir süre bunu kullanabilirim arkadaşlar. Ya ben bunu niye çok kullanmayı tercih etmiyorum da hançeri kullanmayı tercih ediyorum? Hançer çünkü çift el değil tek el. Tek el kılıçlarda daha iyiyim ben. Karakter gelişimimde en azından dedim kılıçta kullanacaksak onu kullanırız. Çift elle tutulan ağır kılıçları kendimde pek geliştirmedim. Öyle bir failimiz var. Ama kılıcın kendisi çok iyi. Ver gölge koparanı bana. Oo, baksınız abi. Anında şey oluyoruz vallahi. Ne diyor? Senze Torku'nu koruyan ikinci lanetlenmiş yılımı da öldürdüm. Artık bize yeraltının lanetini kaldırmakta yardım edebilir. Diğer iki ölümsüz yılımı aramaya devam etmeliyim. Tamam, o da burada. Seninle de konuşmamız gerekiyor mu? Yok. Şu tarafa gideyim ben. Burası nereye gidiyor bilmiyorum. Sandık varmış. İyi ki gelmişim. Sihir XX, Magicka yenilemesi. Bu güzel olur. Ya alalım bunu. Altın altındır. Yani öyle bir durum var. O yüzden hançeri kullanmakla bunu kullanmak arasında kalıyorum. Bakacağız. Bu arada bölüm biraz uzamış olabilir arkadaşlar. Çok uzun çekmek istemiyorum ama genelde böyle bölümleri bitirmek istiyorum. Yani bir hikaye, görevi bitirmek istiyorum. Bitirmeden görevi yarıda kesmek pek içimden gelmiyor. Bu arada yardım edebilir diyorlar. Kimsenin bana yardım ettiği yok. Ben onu anlayamadım. Bakın iskeletlerde kesinlikle oku kullanacağız ama hayaletlere karşı bu kılıcı kullanabilirim. Hayaletlerde ok çok etkili olmuyor ve çok ziyan oluyor. Oha. Zayıf iyileşme iksiri. Ama şimdi burada da ok gider çünkü bunlar aşağıda. Bunları alalım. En azından birini okla alayım, diğerini aşağı atlar. Şeyle alırız, kılıçla. Yok ya, oklarımız çok ziyan oldu. Dikkatli olmalıyız şu andan itibaren. Yerel harita. Şurada da bir kapı var. İleride sağ. Biz buradan gideceğiz bence. Bakın öbür hayalet de buradan gitti. Öbürü de buradan gitti. Giriş salonu. Üçüncü hayaleti de kurtardıktan sonra oraya gideceğim anladığım kadarıyla. Neyse. Biz bu buraya bir gidelim. Tadilat çekici al.
Kayıt. Evet, seni de alalım. Aylak aylak geziyor ya resmen. Eyvah. Aa. Nasıl isabet ettiriyor ya? Bunun kafasında kask var. Kafaya nişan almam biraz boşa. Yeter ulan. İşte bu be. Topla abi topla. Koruyan 3. lanetlenmiş yalımı da öldürdüm. Tibur Septim Mebede'nin lanetleyen tılsımını kaldırabilmem için son lanetlenmiş yılımı da bulup yok etmem gerekiyor. Bir tane daha var. Bu sonuncusu değil. Tamam. Keşke sonuncusu olsaydı dostlar. 50 tane kaldı şey. Ok. Sen ne tarafa doğru gidiyorsun? Oğlum, harita çok büyük ya. Kim bilir nerelere gidiyor yani. Ben şeye gideyim. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Bence bu bölümü burada sonlandırayım. Daha fazla uzatıp sizi de sıkmayayım. Vaktinizi daha fazla almayayım. Umarım keyif aldığınız bir bölüm olmuştur yine diye düşünüyorum. Yorumlara belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki bölümde bu bölümü tamamlayacağız. Hikayemize devam edeceğiz. Diğer kalelerdeki insanlarla yardım isteyeceğiz. Bütün hepsi Oblivion geçitlerinden yardım istemeyecektir. Şimdi bir tanesine gittik. Yakınlarda bir Oblivion geçidi var. Onu kapatmadan asker yollayamam diyor. Başka kalede muhtemelen benden başka bir iş isteyecekler. Onları yapacağız. Şimdi bu bölüm iki tane Oblivion geçidi kapatmayalım diye düşündüm. Öteki bölümlerde sırayla onları yapacağız. Step step. Artık gittiği yere kadar bakalım. Göreceğiz hikaye nerelere varacak. Askerleri nasıl toplayabileceğiz. Büyük bir savaş olacak. İlerleyen bölümlerde belli. Hadi bakalım. Dostlar. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.